Ben Emre Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Az önce gördüğünüz görüntüler Gomeda Vadisi'nin Sigma 16 mm f1.4 DC-DN Prime lensi ile çekildi. Sevgili dostlar, öncelikle bana bu lensi FotoPro incelemem için göndermedi. Bu lensi kendi param ile satın aldım. Peki neden bu lens ve neden Sigma? Sadece daha ucuz olduğu için mi? Elbette hayır. Öncelikle artık XH2 kullanan biri olarak alacağım lenslerin 40 megapiksellik sensöre uyumlu olmasına dikkat etmek zorundayım. Sigma aldım çünkü bu marka Japon ve lens Japonya üretimi, yani Made in Japan. Satın aldım çünkü Sigma'nın lens kalitesine daha önceki full frame kameralarımdan aşinayım. Satın aldım çünkü bu lens Fuji'deki emsallerinden daha keskin, daha yüksek çözünürlüğe sahip. Satın aldım çünkü Sigma'nın bu serisi zaten full frame'ler için üretilen bir seri. Renk algısı yumuşak ve gerçek. Otofokusu hızlı ve güvenilir. Ve 30 mm f1.4 kardeşindeki o fokus soluklanması bunda yok. Dolayısıyla da bu lensi video lensi olarak bambaşka bir yere konumlandırıyor. Satın aldım çünkü kenar distorsiyonu yok denecek kadar az. Satın aldım çünkü yapısı yıllara meydan okuyacakmış gibi duruyor. Ve en sonunda satın aldım çünkü verdikleri karşısında fiyatın bence son derece makul olduğunu düşünüyorum. Bu lensin hiç mi eksisi yok? Ya var elbette. Öncelikle bizim Fuji'deki klasik o diyafram çarkı yok. Ayrıca emsali olan XF 16 mm f1.4'teki o yakın çekim mesafesi, ki o lensi efsane kılan bir özelliktir. Makro çekebiliyorsunuz neredeyse. Bu lenste yok. Çünkü bu lens en yakın mesafe çekimi 25 cm ve büyütme oranı da 1/9,9, yani iğrenç. Yani makro çekmek falan hiç aklınıza bile gelmesin bu lensle. Ha bir de ayrıca istediği kadar da f1.4 olsun. Diğer, bu sadece bu lens özel değil tabii. Diğer bütün 16 mm, daha doğrusu geniş açı lenslerde ne kadar hızlı lens olurlarsa olsunlar, ne kadar tatlı bokeh verirlerse de versinler, bunların sıkıştırma oranı bunları portre lens yapamıyor. Çünkü ne yaparsanız yapın, portrede suratınızı genişletecektir ve suratınızı bayağı bir ablak çıkartacaktır. Dolayısıyla portre lens olarak düşünmeyin. Ama manzara mı çekeceksiniz? Çekin. İç ya da dış mimari mi çekeceksiniz? Çekin. Grup fotoğrafları mı çekeceksiniz? Çekin. Sokak fotoğrafçılığı mı yapacaksınız? Yapın. Tüm bunlar için harika bir lens. Ha beni ayrıca şaşırtan bir unsur da ne oldu biliyor musunuz? Normal şartlarda Sigma'ya aşina olanlar bilecektir ki Sigma'nın iki tane serisi vardır. Art serisi üst seridir, Contemporary serisi de alt seridir. Ama beni şaşırtan ne biliyor musunuz? Bu Contemporary serisinin optik olarak, optik kalite olarak art serisinden hiç de aşağı kalmamış olması. Muhtemelen nedeni de 13 grupta toplanan 16 cam eleman. Ayrıca bu lenste f1.4 ile f16 arası 9 tane yuvarlatılmış bıçaklı diyaframı var. Ki çok lezzetli bokehler veriyor. 83,2 dereceye sahip bu lens ayrıca 67 mm filtre çapı, 72,72 mm çap ve 92,6 mm uzunluk ve 405 gramlık ağırlığa sahip. Sade ve geniş bir manuel fokus çarkı ile metal üstü kauçuk yapısı gayet konforlu ve hava koşullarına dayanıklı yapısı ile kaliteli ama fiyatı makul olan bir prime lens sınıfına sokabiliriz bu lensi. Yaptığım klasik duvar testinde f1.4'teki vinyet f2'de tamamen kayboluyor ve köşeden köşeye keskinlikte f4 ile f13 arasından hiç ödün vermiyor. f1.4'ten f2.8'e kadar düzelen ama f16'da geri gelen bir köşe yumuşaklığı yok demeyeceğim. Ama orta keskinlikte hiçbir noktada ödün vermeyen bir lens, son derece keskin bir lens. Gelin şimdi bu anlattıklarımı biraz görsel ile destekleyelim ve yengenizle beraber sizi İbrahim Paşa köyüne götürelim. Bugün Ürgüp'ten evimizden 14 kilometre kadar uzaklıkta İbrahim Paşa köyüne geldik. Çok da enteresan bir köymüş. Ben de size biraz anlatmaya çalışacağım. Burası bir Ermeni köyü olduğu sanılıyor. Aziz Bayabas nedeniyle Babayan ismini aldığından öyle sanılıyormuş. Fakat aslında tamamıyla bir Rum köyüymüş. Bundan çevredeki diğer Rum köylerine
bakarsak buranın bir özelliği varmış. Daha mübadele zamanında 1938-39 yıllarında diğer köyler gibi burada yaşayan Rumlar göçe zorlanmamışlar. O yüzden yapıları ve evleri korunmuş. Ayrıca Müslümanlaşmanın etkisiyle de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bu köye ilk defa su getirmiş ve daha sonra da köylüler şu aşağıda gördüğümüz kemerli köprüyü kendi imece usulleriyle yapmışlar ve köye kazandırmışlar. Sevgili dostlar, Seçil'in anlattığı gibi şu anda biz İbrahim Paşa köyüne geldik. Eski Rum köyünde yeni aldığım Sigma 16 F1.4 lensin tanıtımı için birkaç fotoğraf çekmeye, biraz da video çekmeye geldim. Böyle otantik bir yerde çekim yapmak istedim ve zannediyorum geniş açı böyle yerler için daha uygun olduğu için neden 16'yı ben size daha sonra zaten anlatacağım. Şimdilik biraz çekim yapalım. Sevgili dostlar, gördükleriniz ve duyduklarınız doğrultusunda Sigma 16 mm F1.4 geniş açı, kaliteli ama uygun fiyatlı bir prime lens ve gönül rahatlığıyla herkese, yani geniş açı arayan herkese tavsiye edebilirim. Yani eğer kıyaslamam gerekiyorsa Fuji'nin XF16 F1.4'ünden minimal daha keskin ve fiyat bandı da İşte XF16 F1.4 ile XF16 mm F2.8 tam ortasında duruyor. Sevgili dostlar, videomuza Gomeda Vadisi'nin videosuyla başlamıştık. Gelin şimdi de Gomeda Vadisi'nin fotoğrafları ile bitirelim. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bu içerikleri daha geniş kitlelere sizin sayenizde ulaştıralım. Videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür eder. Sağlık, mutluluk ve huzur ile hoşça kalın. Ben Erdin Çomağaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.